Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Orsam uzmanı Bilgay Duman konuğumuz olacak. Kendisiyle Musul Operasyonu, Kerkük'teki gelişmeler ve Fırat Kalkan Harekatı'nda konuşacağız. Merhabalar Sayın Duman, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Şimdi Irak'taki bu son yaşanan gelişmelere baktığımızda siz yazınızda şöyle bir değerlendirme yapıyorsunuz. Musul operasyonu konusunda anlaşan Amerika ve İran dengesi an itibariyle Irak'taki siyasi süreci yürütüyor cümlesini kullanmışsınız. Amerika ile İran'ın biz uzun süre esasında çok zıt kutuplarda olduğunu görmüştük. Son yıllarda ama daha sıcak ilişkilere sahip olduklarını da takip ettik, izledik. Amerika ve İran hangi konularda Irak toprakları üzerinde bir anlaşmaya vardı sizce? Yani aslında Amerika ve İran arasındaki anlaşma sadece bugünle sınırlı değil. Hı hı. 2003 sonrası Irak'taki temel siyasi yapılanmaya baktığınızda Amerika ve İran'ın uzlaşısı olduğu süreçler içerisinde bir gelişme sağlanabildi. Bakın 2005, 2010, 2014'teki seçimlerde Amerika ve İran'ın ortaklaşa desteklediği başbakan adayları ancak Irak'ta göreve getirilebildi ve kabinede bu çerçevede kurulabildi. Dikkat edecek olursanız her dönemde, seçimlerin yapıldığı her dönemde Irak'la özellikle Şii gruplar hükümet kurmadan önce İran'a giderler. İran'la bir uzlaşı çabası içerisine girerler ve daha sonra Amerikalılarla yaptıkları görüşmeler sonucunda hükümet kurulma aşamasına gelirdi. Bugün de aynı süreci görüyoruz. Irak'ta Amerika ve İran'ın uzlaşısı olmadan adım atabilmek çok mümkün olmuyor. İran'ın 2003 sonrası süreçte özellikle Şiilerin Irak'ta iktidara gelmesinden sonra ana aktörü oyunculardan biri olduğunu biliyoruz. Tabii 2003'ün ana aktörü de Amerika ve Amerika'nın bölgedeki varlığı ve Amerika'nın bölgedeki siyasi baskısı da İran'ın tek başına hamle yapmasını ya da bölgede bir oyun kurmasına izin vermiyor. Bu nedenle İran-Amerika uzlaşısı Irak'taki siyasi sürecinde ana yöneticisi olmuştu. Nitekim IŞİD'den sonra da IŞİD'in hem Musul'u ele geçirmesi ve daha sonrasında yayılması kapsamında değerlendirildiğinde Amerika'nın bölgedeki eşit varlığına yönelik stratejisinde İran yeni önemli bir faktör oynadı. Tabi bundaki en önemli konulardan bir tanesi de Irak'taki milis grupların yeniden aktive olmasıydı. Haçlı Şabi'nin kurulması sonrasında İran'ın da Haçlı Şabi üzerindeki etkisi düşünüldüğünde Amerika'nın yeniden IŞİD'le mücadele sürecinde de İran'la bir işbirliği çabası içerisine girdiğini görüyoruz ki bugün Irak'taki pek çok üste Amerika'nın ve İran'ın ortak alanlar paylaştığını biliyoruz ki Iraklılar hem İranlılardan eğitim alıyorlar hem Amerikalılardan eğitim alıyorlar. İranlı askeri danışmanlar Iraklılara eğitim verirken Amerikalılarla aynı üs içerisinde eğitim veriyorlar. Hava saldırılarına bakıyorsunuz. İran'ın da Irak'ta IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenlediğini biliyoruz. Aynı şekilde Amerikan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Irak'ta IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenliyor. Her iki güç de Amerika ve İran'da Irak'taki hava sahasını ortak kullanıyorlar. Bu anlamda aralarında bir uzlaşı ve koordinasyon gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Nitekim bu süreçte aynı şekilde ilerliyor. Tabi diğer taraftan bölgede Suriye meselesini de dikkate almak lazım. Suriye'de Amerika'nın PYD'yi net olarak desteklediğini biliyoruz. Bu anlamda PYD Beşar Esad rejimiyle de ortak bir işbirliği içerisinde ki 2011'den sonraki süreç içerisinde PYD ve Esad işbirliğini çok net olarak görmeye başlamıştık. İran da aynı şekilde Esad rejimini destekliyor ve PYD ile de ilişkileri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Amerika'nın sadece Irak'ta değil Suriye'de de İran'la bir PYD üzerinden ve Irak'ta da yine IŞİD'le mücadele süreci üzerinden bir koordinasyon ve işbirliği içerisinde olduğunu söylememiz mümkün. Evet. Şimdi Musul konusunda da koalisyon güçlerinin henüz kente girdiğine dair bir iz yok. Çevre bölgelerde ilerliyorlar. Evet. DAEŞ'in de herhangi bir direniş görüntüsü verdiğini söyleyemeyiz şu an için. Sadece Kerkük'te hareketlenmeler var. Şimdi olay böyle seyrederken biz bu Musul operasyonunun aylar veya yıl bile sürebileceği yorumları alıyoruz uzmanlardan. Siz Musul harekatının ne kadar süreceğini düşünüyorsunuz? Yani eğer bir oyun içinde oyunda varsa farklı bir senaryo çıkabilir mi karşımıza? Ya da çok uzun sürebilecek yine bir iç çatışma senaryosuyla karşılaşabilir miyiz?
Şimdi ben hafta sonu yeni döndüm bölgeden ve bölgedeki pek çok tarafla görüşme imkanı elde ettim. Ki zaten daha önce Orsam kapsamında yayınladığımız yayın yazılarda da çıkarttığımız raporlarda da Musul meselesinin çok kolay çözülebileceğini söylemiyorduk. Yani Musul meselesinin beklenenden daha uzun sürebileceğini pek çok kez söylemiştik. Bunun içerisinde birkaç faktör var. Öncelikli faktörlerden bir tanesi halen sahada IŞİD'e karşı mücadele veren ve Musul operasyonunu yapan gruplar arasındaki koordinasyon eksikliği. Her ne kadar bir taraftan peşmergeler ciddi bir ilerleme sağlamış olsa da, diğer taraftan Irak ordusuyla ortak operasyonlar sürüyor olsa da halen esas çatışma noktalarına, esas çatışma hatlarına gelinebilmiş değil. Yani bugün itibariyle hem peşmergenin ilerlediği alanlar hem Irak ordusunun ilerlediği alanlar daha çok aslında insandan arındırılmış alanlar ve IŞİD varlığının çok sınırlı bulunduğu alanlar ki şehir merkezlerine bakıldığında yani bugün itibariyle 70'e yakın köyün elde edildiği görünüyor ama bugün Bartılla dışında yani Musul'un doğu tarafındaki Bartılla dışında şehir merkezlerinden neredeyse hiçbiri alınabilmiş değil. Bakın bugün Başika üzerine baskı var. Halen Başika'da net bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Diğer taraftan Tilkeyf üzerinde bir baskı var. Yine Tilkeyf üzerinde net olarak bir kazanım sağlanabilmiş değil. Irak ordusu yine Musul'un ilçesi olan Hamdaniye'ye bir baskı kurmuş durumda ve etrafını çevirmiş durumda ama şehir merkezleri alınabilmiş değil. Bu anlamda IŞİD en iyi bildiği şeyi yapmaya çalışıyor. Sokak savaşlarına doğru yönelmeye çalışıyor. Ve daha çok hani cephe savaşlarından öte daha çok asimetrik savaş yöntemlerini kullanmaya çalışıyor. Özellikle Musul içerisinde ve Musul'un köyleri arasında tünellerin olduğunu biliyoruz ki bu tüneller IŞİD'in en fazla kullandığı pusulardan bir tanesi, yöntemlerden bir tanesi. Diğer taraftan tuzaklar kuruyorlar. Tuzaklarla beraber keskin nişancıları çok fazlasıyla kullanıyorlar. Bu anlamda doğrudan cephe savaşı vermediği için düzenli ordulara karşı daha başarılı olduklarını söyleyebiliyoruz. Bu nedenle düzenli ordular olarak hareket eden Irak ordusu ve işte peşmergeler IŞİD'e karşı çok böyle büyük bir ilerleme sağlayabilmiş değil. Daha çok insansız alanlarda hareket ettiklerini biliyoruz ki aslında geçtiğimiz hafta Irak Başbakanı Abadi beklenenden daha iyi bir ilerleme sağlandığını söylemişti ama şehir merkezine yaklaştıkça ki daha halen Musul şehir merkezine en yakın nokta herhalde 8 kilometre noktasındalar. Daha ileriye doğru gidemediler. Şehir merkezlerine çekildikçe ben savaşın daha büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü Musul'dan gelen bilgiler IŞİD'in çok ciddi hazırlık yaptığı, çok ciddi bir direniş göstereceği, hatta farklı tuzaklama yöntemleriyle içeriye girecek unsurları şehir merkezlerine çekilerek sokak sokak savaşacağı söyleniyor ki Amerikalı yetkililerden yapılan açıklamada bu yönde. O nedenle ben de kısa sürede bir operasyon başarısı beklemiyorum açıkçası. Operasyon beklenenden de uzun sürecektir. Tabii diğer taraftan bölgede farklı emeller besleyen gruplar var. Bir tarafta biliyoruz işte PKK'nın baskısı var. Terör örgütü PKK'nın baskısı var Musul operasyonuna katılmak için. Diğer tarafta Haçlı Şabi'nin Musul operasyona katılma isteği olduğunu biliyoruz ki şu an evet. İtibariyle resmi olarak halen Haçlı Şabi katılmış değil. Zaman zaman gelen haberler Irak ordusunun içerisindeki bazı unsurların Haçlı Şabi ile ilişkili olduğunu söylüyor ve Irak ordusunun üniformalarını giyerek Irak ordusuyla birlikte operasyon yaptıkları söyleniyor. Yani önümüzdeki süreçte koordinasyon içerisinde problemler yaşanabilir. Her ne kadar şu an itibariyle peşmerge ve Irak ordusu arasında ciddi bir işbirliği ve koordinasyon var. Ancak peşmerge yetkilileriyle görüştüğümüzde Irak ordusunun Haçlı Şabi'nin şehir merkezine girmemesi ya da operasyona girmemesi konusundaki kararlılığı ve bu anlamdaki anlaşmayı ve uzlaşıyı kontrol edip bunun devamını getirebileceğini yani sürekliliğini sağlayabilecekleri konusunda şüpheler olduğunu söylediler. Bu nedenle önümüzdeki süreçte Musul'a yönelik bir ilerleme büyük ilerlemeler sağlanmazsa önümüzdeki süreçte bu koordinasyonun bozulması ihtimal dahilinde ve bu koordinasyon da bozulursa IŞİD'e karşı mücadele evet. Çok daha sınırlı ve çok daha zor olabilir diye düşünüyorum ben. Kerkük'teki DAEŞ saldırılarını nasıl değerlendirelim peki? Bir oyun içinde oyun mu tezgahlanmış ya da Musul'dan dikkati Kerkük'e çekmek mi istiyor DAEŞ? Hani Musul kent merkezine koalisyon güçlerini girmesini engellemek için, zaman kazanmak için mi Kerkük'te bu tarz intihar saldırıları yapıyor? Nedir bu saldırıların sebebi şu an?
Aslında Kerkük patlamaya hazır bir bombaydı hep. Biz bunu pek çok kez ifade ettik. Ve Musul operasyonu IŞİD'in gittikçe sıkışmaya başladığını gösterir nitelikteydi. Ancak IŞİD bir terör örgütü. Bu terör örgütü korku imparatorluğunu yaratabilmek ve güç alabilmek için sansasyonel eylemler yapmak zorunda. Yani çarpıcı eylemlere imza atmak zorunda. Devamlılığını ve sürekliliğini kendisine yönelik algıları böyle yönetiyor ki sadece hani terörle mücadelenin biz her zaman sadece askeri mücadele olmadığını söylüyorduk. Bunun sosyal ayağı, siyasal ayağı işte aynı şekilde bir propaganda ayağı da var. Ve bu propagandanın devam ettirilmesi için IŞİD'in çarpıcı eylemler yapması gerekiyordu. IŞİD zaten bunu çok kez planlamıştı. İşte Bağdat'ta yapılan saldırıları biliyoruz ki en son geçtiğimiz hafta sonunda Kerkük'te yapılan saldırılar var ama Kerkük zaten isim üstünde olan bir vilayet Irak'ta ve 2003'ten bu yana hep üzerine tartışma olan, farklı grupların üzerine emeller beslediği, Türkmenlerin sürekli zarar gördüğü bir vilayetti. Ve bugün itibariyle IŞİD'in Musul'daki varlığı, IŞİD'in Kerkük'teki varlığının yeni olmadığını biliyoruz. Bir kere en önemli noktalardan bir tanesi, halen Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi IŞİD'den arındırılabilmiş değil. Ve bu bölgeden sürekli sızmalar olabileceği hep konuşuluyordu. Onun dışında Kerkük'teki uyuyan hücrelere yönelik pek çok dönemde operasyon yapıldığını biliyoruz. Yani IŞİD'in Kerkük'te uyuyan hücreleri olduğu biliniyordu ve bunlara yönelik Irak güvenlik güçleri tarafından ve bölgedeki Kürt güçler tarafından operasyonlar yapıldığını biliyoruz ki en son hafta sonu yapılan operasyonun yaklaşık 100 IŞİD teröristiyle düzenlendiğini biliyoruz ki ancak bunlara ilişkin hani bence bazı bu anlamda komplo teorileri kuruluyor diye düşünüyorum ben. Çünkü IŞİD'in Kerkük'teki varlığı yeni değil. Ve IŞİD'in Kerkük'e girişi öyle hani büyük gruplar halinde olmadığını düşünüyorum ben. Hani 100 kişilik varlıkla yapıldığı ifade edildi. 100 IŞİD teröristinin Kerkük'e girdiği söylenildi ama bunların hepsi bir anda girmedi. Yani 100 kişi toplu bir şekilde işte aynı dönemde girmedi. Küçük küçük sızmalar yaşandığını zaten pek çok Kerkük'lü yetkili, güvenlik yetkilisi ifade ediyordu ve bunlar önlenmeye çalışılıyordu. Diğer taraftan Musul'dan ve Havice'den kaçışlar var. Yani IŞİD'in baskısı altından kaçışlar var ve IŞİD zaman zaman bu kaçışları sivil insanları kendisine kalkan olarak kullanıp sızma eylemleri gerçekleştiriyor. Bu da çok önemli bir konu bence. IŞİD'in Kerkük'teki yaptığı saldırılarla özdeşleşiyor diye düşünüyorum. En son Kerkük saldırısı ile beraber o da çok çok dikkat çekici bir gelişme bence. Anbar'daki Rutba ilçesinin IŞİD tarafından geri alınmış olması da önemli. Yani halen Irak güvenlik boşlukları yaşıyor maalesef ve IŞİD köşeye sıkıştıkça önümüzdeki süreçte maalesef bu tarz saldırılar ve bu tarz IŞİD tarafından yapılan terör eylemleriyle karşı karşıya kalınabilir diye düşünüyorum ben. O yüzden güvenlik açısından bakıldığında sadece Musul'a odaklanılmamalı. Musul'la beraber kritik önem arz eden ve dengelerin önemli bir şekilde gözetilmesi gereken Kerkük gibi, Bağdat gibi karma bölgelere de çok daha fazla dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Duman yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Orsam uzmanı Bilgay Duman'dı sevgili izleyenler bu bölümde konuğumuz.